Merhabalar, Pixar Şef'e hoş geldiniz. Bu eğitimimizde sizlere 3ds Max'in arayüzünden genel olarak bahsetmek istiyorum. 3ds Max, diğer programlara nazaran biraz daha basitleştirilmiş olduğu için kullanıcı dostudur. Bu sebeple 3ds Max'e yaklaşırken çekinmenize gerek yok arkadaşlar. Bazı kimseler çekinerek yaklaşıyor. Acaba ben de bu şekilde güzel çalışmalar yapabilir miyim diye. Kesinlikle yapabilirsiniz arkadaşlar. İstikrarlı ve düzenli çalışmayla gerçekten güzel sonuçlar almanız için çalışacağız. Eğitimlerimize devam edeceğiz. 3ds Max'in arayüzünden genel olarak bahsedecek olursak, ekranımızda fazlaca yer kaplayan bölüm layout pencereleri, yani çalışma pencerelerimiz arkadaşlar. Modelleme ve çalışmalarımızı bu pencereler üzerinde yapacağız. Örnek verecek olursak bir box modelleyelim. Box'ımızın önden görünüşünü, üstten görünüşünü veya soldan görünüşünü izometrik ekranda veya perspektif ekranda görebiliyorsunuz. Çalışmalarımızı ve modellemelerimizi bu ekranlar sayesinde sahneler üzerinde yapacağız arkadaşlar. Çalışma ekranımızın hemen üst tarafında detay ayarları bulunmakta. Bu detay ayarlarından da ileriki eğitimlerimizde fazlasıyla bahsedeceğiz. Çalışma alanımızla ilgili değişiklikleri bu bölümden yapabileceğiz arkadaşlar. Üst tarafta bir araç çubuğumuz bulunmakta. Bu araç çubuğumuzda seçim araçları, transform araçları, snap araçları veya renderlarla ilgili bazı araçlar bulunmakta arkadaşlar. Bu araç çubuğundan da eğitimlerimizde ve çalışmalarımızda fazlasıyla yararlanacağız. En üst kısımda bir açılır menümüz mevcut. Genelde bütün programlarda bu şekilde bir açılır menü vardır. Max'te biraz daha kalabalık görünse de gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. File menüsü, dosyalarımızla ilgili detaylara ineceğimiz bölüm. Gruplama bölümü, Views bölümü, Viewport ayarlarını yapabileceğimiz, yani ekranımızı kaç parça, nasıl böleceğimizle ilgili bazı ayarları veya ekranımızda yapmamız gereken bazı ayarları bu bölümde göreceğiz. Animasyon bölümü, Rendering bölümü, render ayarlarını yapabileceğimiz, en çok zaman geçireceğimiz menülerden bir tanesi. Customize menüsü, arayüzümüzün ayarlarını yapabileceğimiz bölümümüz mevcut arkadaşlar. En sol tarafta bir önceki dersimizde yapıştırdığımız V-Ray Toolbar mevcut. Buradaki araçlardan da eğitimlerimizde yararlanacağız. Bunların dışında alt tarafta bir timeline'ımız var. Yani zamanlama çizgimiz. Animasyonlarımızı ve benzeri çalışmaları bu zamanlama çizgisi üzerinde yapıyoruz. Şurada gördüğünüz bölüm playback bölümü. Animasyonlarımızın hareketini ve benzeri ayarlarını yaptığımız bölüm arkadaşlar. Hemen sol tarafa doğru gidecek olursak 3 boyutlu koordinat sistemi mevcut. Bu koordinat sisteminde nesnemizin nerede olduğunu sayısal olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Sağ alt köşede çalışma alanımızla ilgili ekranımızı sağa sola çevirme, yakınlaşma, uzaklaşma gibi özellikleri kullanacağımız bölüm bulunmaktadır. Bunun dışında 3ds Max'te en çok zaman geçireceğimiz bölüme geliyoruz. Command Panel. Command Panel en çok zamanı harcayacağımız bölüm arkadaşlar. Bu bölümü şöyle değerlendirebiliriz. Nesnelerimizi, çizgilerimizi, ışıklarımızı, kameramızı veya partiküllerimizi kullanacağımız pencere arkadaşlar. Buradan kısaca bahsedecek olursak geometri bölümü, hazır nesneleri kullanacağımız alan. Shapes bölümü, çizgilerle çalışmalar yapacağımız bölüm. Aydınlatma bölümü, kamera bölümü, partiküller bölümü ve ayarlarla ilgili bazı detayları buradan görebileceğiz arkadaşlar. Bunun dışında üst tarafta bir modifi penceremiz mevcut. Nesnemize komut uygulamak veya nesnemizle ilgili bazı değişiklikleri yapmak için en çok kullanacağımız alanlardan bir tanesi burası. Onun yanında hiyerarşi menümüz mevcut. Nesnemizin pivot noktasını, yani gizmosunu sağa sola kaydırmak üzere yerini değiştirmek için kullandığımız hiyerarşi menüsü. Bu arada gizmo dediğimiz olay şu arkadaşlar. Ondan da kısaca bahsedeyim. Gizmo dediğimiz
Şu gördüğünüz renkli koordinat düzlemi arkadaşlar, koordinat işareti, gizmo ya da pivot veya orijin diyenler var. Değişik isimleri mevcut. Fakat orijinal ismi gizmodur arkadaşlar. Devam edecek olursak burada da birkaç kullanmamız gereken özellik mevcut. Utility bölümünde birkaç tane işimize yarayan bölümden yararlanacağız arkadaşlar. Bu arayüzde anlattığım özelliklerle ilgili eğitimlerimizde çok fazlasıyla örnekler yapacağız. Pekiştirmeniz açısından gayet iyi olacak örnekler ki sürekli kullanacağımız araçlar bu anlattığım araçlar arkadaşlar. Bu dersimizde şimdilik bu kadar. Sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere. Esen kalın.